Saygıdeğer izleyenler, Ünye'ye ilk defa Emirgan Çay Bahçesi'ni işletmeye açarak müthiş bir tesis kazandıran Efe Mıstık'ın oğlu Özcan Efe ile beraberiz. Özcan Efe gittiği yeri cennet haline getiriyor. Bu bir yapı meselesidir. Önce Özcan Efe'yi tanıtalım. Buyurun efendim, sizi tanıyalım. Siz kimsiniz? Ahmet abicim, ben Ünye'nin Salıcıköy doğumluyum. 74'ten beri, 13 yaşından beri bu çay bahçesi işletmeciliğini yapıyorum. Rahmetli babam 74'te çay ocağını aldı. Dedi ki seni işe vermeyeceğim de sana bir iş yeri açayım. Geldi orayı bana aldı. Allah razı olsun. Ondan beri 2019'a kadar yürüttük. Efemiz'in adıyla yürüttük. Emirgan Çay Bahçesi'nden bulunduğumuz yere nasıl geldin? Bir de özetlersen işi noktalayalım. Şimdi 2019'da Ünye Belediyesi ile anlaşamadık. Bıraktım orayı. Bırakmak zorunda kaldım. Ondan sonra geldim buraya. Kendime kafama dinlemeye ufak bir yer açayım dedim. Sağ olsun çocuklarım da destek verdi bana. Geldim buraya açtım. Allah razı olsun. Dostlar bizi bırakmadı. Bu ticari kabiliyet ayrı bir yetenek. Bir de ben bu işi severek yapıyorum. Sabah 4'de çeyrek kala iş yerimi açarım. 4.30'da çayımı demlerim. Her sabah bu. 50 yıldan beri. Benim mesleğim bu. Ben bunu sayarak, severek mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Allah sağlık verdikçe. Size sağlıklı, evet, uzun ömürler diliyoruz. Allah razı olsun Sayın Ahmet Özcan abicim. Efe. Allah razı Babanı olsun. Babanı da rahmetle yad ediyoruz bu, evet, arada. Ne yapalım Ahmet abicim? Biz böyle geldik, böyle gidiyoruz. Abi, Peygamber Efendimiz, evet, karın 10'da 9'u ticarette diye, evet, boşuna dememiş. Allah razı olsun. Çünkü herkes devlet memuru olursa bu memlekette sivil iş yapacak insan kalmaz. Evet. O zaman sizlere düşen asli ve insani görevde Allah razı olsun sizlerden. Mesleğin hakkını vererek görev yapıp helal para kazanmaktır. Doğrudur Ahmet abi. Biz de helalın peşindeyiz. Şu ana kadar bize dosyu lazım, sağlık lazım, para en son kelime. Doğru. Kutluyoruz. Allah razı olsun. Şimdi